az yorucu bisiklet. Baraj aşağıda kaldı. Keban Barajı, bu şelale suyu, bu ses ne? Nedir? Hayırdır? Hadi. Tipitip. Tipitip. Vay. Vay. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Hoş gördük, hoş gördük. Vay efendim. Ne var ne yok, durumun nasıl? Allah çok sen beni nasıl? Burada nasıl buldun? Ya ben seni nasıl bulmayayım benim babam? Ya ben İstanbul'a kaçtım, geldim buraya. Nasıl İstanbul'da? Burada saklandım, tipitip dedim, burada görmeyelim. Yo. Sen mi geldin, ben burada da çektim. Efendim eskiden bir kahramanımız vardı, ciklet kahramanımız. Ben tipi tip, adımla tadımla balonlu çikletiriz derdi. Ben de hep merak ederdim bu tipi tip daha sonra ne oldu? Ne yer, ne içer, nereye gitti? Meğer bizim tipi tip gelmiş, Elazığ'da yaşıyormuş. Keban'a geldi, burada balık yemeye başladı. Biraz gezdik, dolaştık, barajı gördük. Keyif edesin ha? Keyif edik ne de, İstanbul'da çok takirlerdi. Demek ki tipi tip o kahraman. El az izlemiş. Biraz yaşlanmışsın be tipi tip. Çok yaşlandım. Kilo da vermişsin. Tabii o paralar bitti artık. Bitti gitti de. O paralar bitti gitti. O devirde bitti onlar. Hepsi kayboldu gitti. Allah sana kolaylık versin. Sağ olasın. Allah sen razı olsun. Sen kakkoştun ha? He. Ne biz de? Biz tipi tip bir kakkoştun. Hem de hakiki kakkoş. Yok ne dersin? Yok bile. Allah sen sonu hayır etsin. Amin amin. Bir de gel siye balık ısmarlayın. Hadi ben de size balık ısmarlayayım. Yo, hadi gidelim. Yo. Eğer illa bir ısmarlayacaksa ben ısmarlayayım. Yok ben daha tipi tipim daha ben balığım daha iyi olur. Gel gidelim. Bu ne ya? İyi ettiniz de geldiniz. Memnun kalırsınız inşallah. İnşallah. Allah Allah. De gel balık ısmarlayayım size. Hadi gidelim hadi. Gidelim. Hadi. Vay sana kardeşim gelmiş. Vay iki gözüm. Sen hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Bu programın seyredilmesi, reytinginin iyi olması çok iyi bir şey. Vay iki gözüm. Nasılsın? Vallahi çok şükür. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Burada diyor ki iyi ettiniz de geldiniz. Memnun kalırsınız inşallah diyor. Gel hele. İnşallah. Vallahi Galerya'da da seni seyrediyoruz ama ne zaman geleceksin diye gözümüz yoldaydı. Kısmet bugün. Nasip bugüneymiş. Bugüneymiş. Burada da ona gelmişken oturadık ki niyetimiz odur. İyi kalmışsınız uğur ola. Allah razı olsun. Kim yazmıştır bunu? Bunları bizim babanın sözleridir. Babanın yani mı? Babanın sözleri derken bizim Elazığ'ın şiveser sözleri. Biz Elazığlı ve Kebanlı olarak misafiri çok severiz. Gelmişken geçki oturarlar, yatsıya kararar. Gelmişken bir hafta kararsın. Sen de bir hafta ziyaret edin. Bir hafta? Aynen. Gidersen benim yeni olmaz. Doğmuş çocuğum var. Ya annesi vardır elbette. Annesi bakıyordur. Bir tane de büyük olan var. Ama sen sürekli alışırsın böyle yollardasın. Ama bak şimdi ben Boğaz Köprüsü'ne benziyorum. Her zaman gelmiyorsun. Tamam da. Ve her zaman gelsen. Tamam da Boğaziçi Köprüsü'ne benzeyen köprüye geldik. Bak bu köprümüz ben özledim İstanbul'u. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün minyatürünün aynısı. Boğaziçi Köprüsü'nün. Evet aynısı. Vay be Avrasya Maratonu gibi burası. Bizim burası bir bütünlük. Şurada dünyanın en genç şelalesi var. Şelale şelalemizin mi? Özelliği dünyanın en genç şelalesi olması. Gösterebilir misin şelaleyi? Aynen karşıda. Gösterebilir misin şelaleyi? Tabii şelale? Sen şimdi o şelaleye seni atacağız. Tekrar elektrik üretiminden geri geleceksin. Allah Allah. Aynen. Bu ne şelalesi bu? Burası Çırçır şelalesi. Çırçır. Ne evet. Özelliği var? Bu şelale dünyanın en genç şelalesi. Buyur. Bundan sonra oluşan şelale yok. Dünyanın bu onaylanmış. Dünyanın en genç şelalesi evet. Mi bu? Evet. Dünyanın şu anda en genç şelalesi. Ne yapıyorsunuz bu sudan? Bu suda balık üretiyoruz. Balık ürettikten sonra çıkan suna elektrik üretiyoruz. Buyur. Elektriğimizi üretiyoruz. Kendi elektriğimizi? Evet. Bu sudan? Evet. Kaç türbin? Tek türbin. Yetiyor bize çok bile. Hepsini kullanamıyoruz. Balığımızı üretiyoruz, elektriğimizi üretiyoruz. Sen balığı üretmekle kalmıyorsun, pişiriyorsun da galiba. Şu şelaleyi bir yakından göstersene. Giderim, haydi. Sen buradan hele bir bak.
Hele bir bak tipi tip. Allah sonunda hayır etsin. Yeni yapmışlar. Evet. Çok güzel. Yep yeni. Allah sonunda hayır etsin. Amin amin amin. Şelale bak. Burası bir baraj değil. Keban Barajı'nın türbinlerinde de değiliz. Burası ne şelalesi? Çık çık şelalesi. Biz niye bağırıyoruz? Suyun sesi çok ondan da araya. Onun için midir? Evet evet. Yoksa nedir bu şelalenin hikayesi nedir? Hayırdır? Bu şelalenin en önemli özelliği dünyanın en genç şelale olması özelliği. Yani dünyada bundan daha genç bir şelale yok mu? Yok. Bu şelale 74 senesinde burada kendiliğinden oluşmuş. Nasıl? Ondan önce kupkuru bir yermiş. 74 senesinde aniden burada şarıl şarıl sular akmaya başlamış. Burası neymiş ki birdenbire şarıl şarıl sular akmaya başladı? İnsanlar gördüğü kupkuru bir dağ. Daha sonra Allah'ın bir hikmeti buradan böylesi güzel bir su çıkıyor. Ve oksijenli çamur, buz gibi bir su. İçmeye doyamıyorsun. Barajın suyu mu bu? Keban Barajı'nın kaçak suyu olduğu söylendi ama daha sonra araştırma yaptılar ki yeraltı bir nehri gelmiş buradan çıkmış. Bu bir yeraltı nehri mi? Evet evet. Belki baraj suyudur, kapatsalarmış betonla metonla. Çok uğraştılar. Beton enjekte ettiler. Baraj gölüne tonlarca boya attılar ki acaba bu su o mudur değil midir? Ama yaptılar ki baraj gölünde herhangi bir boya gelip buradan çıkmadı. Bembeyaz süt gibi su. Tahlillerini yaptılar, oradan uyuşmadı. Ve Allah'ın bir hikmeti ki sudan bir azalma olmuyor. Sürekli çoğalıyor. Yani bu suyun Keban Barajı'yla bir alakası yok. Yoktur. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Su akar, iz bırakır, elektrik üretirsen dövizi cebinde bırakır. Güzel oldu be. Senin sadece elindeki sopa sadece bunları çırpmaya yarıyor. Geline meline hiç kullanmadın işte sen bu sopayı, doğru mu? Elazığ Küllük köyündeyiz. Tas. İçi su dolu, güzel bardak. Ablalar. Bir şey yapıyor. Allah. Kolay gelsin. Gönder. Vallahi seni koparan bir ruh. Oh. Nasılsınız? İyiyim. Halin keyfin iyidir. Halin keyfin işte biraz hasta, biraz iyi işte gel geç. İsminiz nedir efendim? İsmim Müfide Kartal. Fidan Hanım. Ha, Müfide Hanım. Müfide. Ha. Müfide Hanım. Ha. Bu yaptığınız nedir efendim? Serun. Buyur. Serun ne? Serun. Ha. Türkçesi? Türkçe bilmiyim. Bu ne? Sırın. 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 Ne sen bilirsin, ne ben bileyim. İkimiz de bilmiyoruz bunu. İkimiz bir de bilmiyoruz. Koyabiliriz biz buna. Serun söyle git. Kıvırma diyebiliriz mesela. Ben ne bileyim işte. Neden oluyor bu? Neden yapılıyor? Yoğurt bu iyi, işte iyiler. Öyle. Heh. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de öyle yapıyoruz. Ben bilmiyorum. Hayır, ortada yoğurt yok da. Kesiyor musunuz, biçiyor musunuz, büküyor musunuz? Kesir. Düz atık buraya yendirip işte sonra da afiyetle yiyoruz. Evli misiniz efendim? Ha, evliyim. Beyin sağ mı? Bırıklıdır, oradadır. Ben ne bileyim. Adı ne beynin? Adın Hüseyin. 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 Ha. Görücü usulüyle mi evlendiniz siz Hüseyin amcayla? Ha? Görücü usulüyle mi evlendiniz? Ben bilmedim, sen ne diyorsun? Bu nasıl evlendiniz diyorum. Biz. Ha. İşte geldi bana istedi, işte düğün yaptı, beni götürdü. Yaş kaçtı evlendiğinizde? 20. 20 yaşına. Ha. İyi beklemişler, tutmuşlar sizi 20 tabii yaşına kadar. Tabii ben akıllıyım, ben akıllı değilim, her günüme tiz gidem evlana. Ben öyle yokmam. Yani 13-14 dedi mi eskiden ya yok, sizin yok, zamanınızda? Yok ben 20 sana doldurdum geldim. Ve siz de beğendiniz mi Hüseyin amcayı? Tabii 3 senedir oraya geli gidi. Ben ona hiç bakmadım.
O geli gidi. Affedersiniz, peşinizde 3 sene mi dolaştı? Ha ha. 3 sene. 3 sene, 4 sene. Nerede görmüş sizi? İşte orada Güneşlik, ben oradayım, o burada. Geli gidi, bir at var, beni geli gidi. Atla. Tabii, o zaman at var. Hava mı atıyor yani? Yok yok, ata beni geli. Hayır, atla böyle havalı havalı mı geliyor? Tabii. Size poz mu yapıyorsunuz? Ha ha. Yela, korali, ben dedim sen ne yaparsan yap, ben sana bakmam hiç. Ya. Sonra nasıl oldu? Sonra işte geldi, bana istedi. Düğün yaptı, beni getirdi buraya. Ama sizin de gönlünüz varmış herhalde. Yok yok, hiç gönlüm yoktu. Gönlün olmayan adamla niye evlendin anne? Zorla evlendi. Nasıl zorla? Silah mı dayadı kafana? Tabii. Hadi canım. Sen nasıl evlendin? Ben de bizim avradı Güneşlik'te gördüm. Ha. Beygir'e bindim. Ha, o zaman da bardi var, at var işte. Ha, bir şey yok, var mı var mı yok. Ha, Merter'de Beygir'le geçerken. Ha. O da demiş ki, kim bu salak? Şehrin ortasında atlandı. Hoş ol, salak değil işte. Biraz kafadan normal. Öyle oldu, biz de öyle gördük. İlk defa da hep biz soracak, öyle ya. Vallahi öyle, tebrik ederim. Vallahi tebrik ediyoruz sizi anne. İlk defa. Niye? Biz genelde soruyoruz nasıl evlendin diye. İlk defa sen bize nasıl evlendin dediniz. Tabii yok. Çok zorluk çıkardılar bana. Senin. Ve bana. Hakan. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi kızı alacağım diye. Sen sakın gerçek söylüyorsun. Gerçek söylüyorum tabii. Niye yalan söyleyeyim? Ben oraya... Önce kabul etmediler. Aracılar gönderdim. Kendim gittim. Kapılardan döndüm. Yok yok yok. Geldim. Öyle öyle. Dediler askerlik yapmadan olmaz. Gittim askerliğimi yaptım. Bu da askerlik yapmadı. Kaç yaşındayken yapmamıştı? Vallahi yapmadı. Geldim sonra askere gitti. Evlendikten sonra. Ha. Bir de asker yolu gözlediniz. Tabii. Ne kadar ağladım. Bir de diyor ki sevmeden evlendim. Madem sevmiyorsun adam askerdeyken niye alıyorsun? Ben çok sevdim la işte. Ya ben çok sevdim. Ben. Peki eskiden bu buluşmalar, konuşmalar nasıl oluyor? Şimdi cep telefonu var, mesaj yazıyorlar. Ne cep telefonu? Cep telefonu seni bitti sanadır çıkmış. La, cep telefonu nerede? Telefon nerede? Bir şey yok. İşte ben karşıdayım. Geli işte oraya davranma oraya geli. İşte biz... Ha gördük işte, günü düşmüş, biz aldık. Sen de görür görmez mi beğendin? Tabii. Böyle bakışır mıydınız? Tabii, çok güzeldi. Şimdi çirkin olmuş. Yok canım, her yaşın kendince bir güzelliği vardır elbette. Ben ne bileyim işte. Nasıl bakıyordunuz Hüseyin amcaya? Niye? Hani böyle bakışıyorsunuz ya. Davarlar getiriyorlar, işte ben göreyim. Davarları getirirken çok mu romantik oluyordu? Tabii. Kaç çocuk var? 7. 7. Allah bağışlasın. 5 kız, 2 oğlan. Allah sağ olasın. Allah senden bağışlasın. Burada var mı çoluğunuz, çocuğunuz? Benim. Heh, bir bakalım hele de. Bir tane budur. Bir tane budur. Kızınız mı efendim? Ha, bir tane de odur. Şeytan odur. Gelin var mı? Gelin bir tane var Malatya'da. Kaynanalık yapamıyorsun yani sen anne. Bazen yapayım, bazen geldi buraya yapayım. Gelmediyse yapmayayım işte, ne olur. Nasıl yapıyorsun kaynanalığı geline? Geldi işte, kıymeti bileyim işte. Güzel güzel konuşuyor. İşte el. Kaynanalık yapmıyorsunuz yani. Ya, kaynanalık. Ben o bana kaynanalık değilim. Öyle mi? Ben çok hoş kaynanayım. Bilmiyoruz artık, onu geline sormak lazım. Geline sor. Malatya'ya gittiğimizde ha, sorarız inşallah. Sizin kaynananız var mıydı? Vardır vardır. Kötü kaynanalık mı yaptı? Çok fanadır. Yapma. Tabii. Neler yaptı? Ne yapmadı? Ne bileyim ben? Ben ne bileyim işte, her şey yapıydı. Kötü mü davranıyordu? Tabii. Bazen kötü davranıyor, bazen güzel davranıyor işte. Sopası var mıydı? Ha, gitti. Sopası yok, dili çok. Merak ettik. İsim dayıyı bir getirelim, sizi yan yana bir görelim diyoruz. Ben bırakmam. Buyur. Hiç bırakmam. Nasıl bırakmam? Bunu sevmem. Kimi sevmezsin? O hız dalasını. Ne demek sevmem ya? Ben sevmeyeyim. Ne demek sevmiyorum ya? Şimdi o kadar zaman sevdim, şimdi sevmeyeyim o. Ne demek şimdi bana sevmeyeyim bağırı, o kadar zaman? Bana çağırı, bana bağırı. Yapalım, aranızı bulalım, hemen barıştıralım sizi. 1 milyar para ver ki barıştım. Allah Allah. Tabii Allah Allah, bana barışmak kolaydır. Hüseyin Bey versin. İşte milyar. O versin işte, versin ki barışam. Estağfurullah, bir bakalım. Hadi git suyla. Sinem mi? Hele bir gel hele ya. Hele bir gel hele ya. Ben koçak. Yok dur. Nereye kaçıyorsun?
Ya böyle bir yakışıklı, ya aslan adam... gibi, dalyan gibi bir adama. Buyurun efendim. Eşinizin yanına alalım sizi. Ben Allah Allah. Annem bu adam senelerdir otur, seni... Otur. Çömele Hüseyin. Otur otur. Helal. Güzel otur. Hüseyin emmi. Efendim. Diyor ki ben artık onu sevmiyorum diyor. Sizin için diyor bunu. Genç için niye seviyordu, şimdi niye sevmiyor? Sevmesi lazım, şimdi daha sevmesi lazım. Genç akılımız yoktur. Olur bir şey ya. Bilmiyorduk. Ne demek işi bilmiyorduk? Şimdi akılım geldi ki bu boş. Nasıl boş? Bu çok fena. Nesi fena? Fenadır o. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tadı yapıyor. Ne yapıyor? Bir akır dolu dağır yapıyor desen git yok. Ben bir ihtiyarım. Ben ile ya bu kadar davar bakar. Sen de ama bir karar ver annem yani. Karar adam işte. Yoktu diyordun ki bana bağırıyor çağırıyor. Yok yok. Şimdi de geldi diyorsun ki ahırdaki davarlara bak diyor. Kim geldi, bakacak? Bak. Kendi mi bakacak? Tabii. Ama yardım etmen gerekmiyor. Yardım etmiyor işte. Ha, siz ben yardım etmiyor musunuz? Yok, ediyorum. Olur mu canım? Beraber her şeyi yok, beraber yok, yapıyoruz. Su varmak araziye işine de güne fazladan bakıyorum. Gidiyor orada yatı geldi dedi susuyorum. Yemmez ki. Sen araziye Hüseyin amca. Evet. Hakikaten arazi olmak için mi gidiyorsun? Ya işte doğru. Ben çift sürüyorum, su suvarıyorum, ağaçları suvarıyorum, harıkları açıyorum. Ağaçların etrafını yapıyorum bile şey olur mu? Hep meyve cilvan şey meyve meşe ne uğraşıyor? Ben de sen o kadar otisin. Gelip davara da bakıyoruz beraber. Daha ne ola? Bak mı? Dedi diyor ki ben diyor kendisine gönül koydum küstüm diyor. Barışmak için 1 milyar istiyorum diyor. Verelim. Verelim. He, he, bir milyar verince tamam şimdi barışıyor musun? Ver. Şimdi versin ki barışalım. Var mı yanımda? Ya, yok canım şimdi yalan yok. Lure yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Bir kuruş bana vermiyor. Ben bunu bilmiyorum. 1 milyarın kıymeti 10 milyara değişmem onu. Hangi yalan 10 milyar? Söyle. Bunu. Yalan söylüyor. Da ben yalan malan söylemem. Ben umreye gittim şimdi geldim. Ben Allah de yalan söylemiyorum. Ne güzel umreye göndermiş adam seni be anne. Bir umre kaç para? Oğlum bana para verdi. Bu vermedi. O da verir. Yok. O da seni o hacca kendi, götürür. O kendi götürür. Hacca götürür inşallah. Ben ne bileyim. Çoğunu ben verdim. Çoğunu ben verdim. Olur. Sen hanımı ne dedin? 1 milyar feda olsun eşime mi? 10 milyar feda olsun olur mu canım? 10 milyarı. Katrilyon feda olsun. Tabii ya. Canım. La valla yalan söylüyorum. Sen onun lafını... Ya olsun ya masada gürlüyor adam ya. Gerçek gülmedi, gülmeye neden? Ya hadi bir barışın ya. Olmaz öyle, olmaz tabii, öyle. Tabii. Bir barışın. Ay garayif. Barışın ya. Ya barış öp. Ya hadi bir barış. Tamam, yeter, barış. Ya bir barış ya, ya bir görelim. Ya bir barıştığınızı görelim. Şimdi bir el tokalaşıyor musun? Tokaladım işte, yeterdi. Hayatım seni çok beğeniyorum. Uyulacağım hayatım demem. Bir tanem çok yakışıklısın falan gibi bir şey de bari. Ne yakışıklı? Yakışıklı yoktu ki yakışıklı. Nerede? Benim canım buydu orada ne söylüyordu? Ne diyordu? Benim canımın içi diyordu. Öyle değil mi de? Kim diyordu? Bu. Sen canımın içi mi diyordun? Ya, buraya canım içi değil mi? Buraya hep hiç de, bana bakmadı. Hep öyle diyordu. Hep canımın içi. Senin anneyi habire hacca umreye götürmen lazım ki iltifat görürsün. İnşallah, inşallah götürürüz. İnşallah. Sen sadece Mekke'de mi canımın içi diye hitap ediyorsun? Love, orada mı? De ki sana söyleme. Bir kadın yanımda var. Çocuklara telefon ediyor. O da çocuğa dedi canım içi. Ben de onu dedim canım içi. İşte o bir de adama canımın içi can. Canım içi nedir lan? Hadi gene iyisin. İsin emmi. Yaptık tabii, arayı. Tabii, tabii. Gel canımın içi gidelim. Gidelim hadi. Kolay gelsin. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok üzüldüm ben duydum. İnanın çok üzüldüm. Yani Küllük köyünde hanımların sesi kısılmış. Öyle bir rahatsızlık gelmiş. Akasyalardan gelen polenleri soluyan hanımların sesleri iyice kısılmış. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bakın gördüğünüz gibi. Geçmiş olsun abla. Sağ ol. Seni çok etkilememiş galiba o akasya polenleri. Yok. Ses fena değil sizin yani. Yok. İsminiz nedir efendim? Rabiye. Rabiye Hanım efendiciğim. Evet. Bu yaptığınız işlem nedir? Ne yapıyorsunuz? Gümbe yapıyoruz. Buyurun. Gümbe. Gömbe. Evet. Nedir o? Gümbe. Gömbe, gömbedir de hani
Siz elinizde niye yapıyorsunuz? Sonra açılıyor mu? Böyle yapayım, buraya atayım, onlar da açayım. Olur mu canım, yuvarlayın. Nasıl açıyorsa açsın. Bidonla siz niye uğraşıyorsunuz ki? İşte öyle oluyor. Göstereyim ben size, bakın. Yapacağınız şey şu. Gömbesi mömbesi olur mu? Alt tarafı o hanımefendiciğim yufka açmayacak mı? Şunu şöyle yaparsınız. Atarsınız önüne, ne yapıyorsa yapsın. Buyur, açar mı açmaz mı? Böyle açılmaz ama. Buyurun. Açılmaz böyle. Niye açılmıyormuş efendim? Düzgün olması lazım. Öyle mi olacak? Öyle olacak. Böyle olunca tepsiye girmez. Tepsi de yuvarlak olduğundan dolayı. Maşallah değil. Maşallah. Onu da halledeceğiz. Bir de şunun ucunu bulabilsek. Evet. Aslında tabii börek şöyle olur. Siz yanlış yapıyorsunuz. Şöyle şöyle. Öğretiyorum size yeni böyle. Bak, bak blok halinde çıkıyor. Şunu şu hale getirene kadar uğraşıyorsunuz. Bak, uğraşıyorsunuz. Hiç şunu şöyle kıvırıyorsun bak. Şunu da şöyle kıvırıyorsun. Bak, biliyor hanımefendi. Buyur. Sen böyle börek gördün mü? Hayır, görmedim. Görmedim. Gördünüz mü böyle böreği? Hayır, görmedim. Bu şimdi uydurdum böreği. Hiç duymadınız mı? Yok, belli ki uydurduğunuzdan. Yok, adı öyle. Adı öyle yani. Hayır, bence siz uydurdunuz. Yok yok, adı öyle. İnanın ki adı öyle. Şimdi uydurdum. Adı da öyle. Adı da öyle. İşte siz uydurdunuz. Biraz öyle oldu. Herkes evli mi? Yok, hayır. Bekar olan kim? Ben de. Siz bekarsınız. Evet, siz bekarsınız. Ben de bekarım. Bekarsınız. Evleneceğiniz adamda arayacağınız özellik. Huyu suyu güzel olsun. Başka önemli bir şey yok. Yani hali vakti, parası, pulu, yok, kurası. Fazla para. Yok canım. Yani gözümüz yok. Yok. Sizin? Aynısı. Yok canım dediniz az önce. Yok canım diyor da parası olmasın da diyorum biraz da zengin. Burada özellikle bir şey istenir mi erkek tarafından? Mesela bazı yörelerde 7 tane bilezik isterler. Bazı yerlerde 5'i bir yerde isterler. Bazı bir yerde çeyizli şart koşarlar. O yoksa kızı vermezler. Buranın adetleri var mı öyle? Adetleri var. Genellikle bilezik ve set istiyoruz. Ne seti? İşte böyle takı, böyle yuvarlak boynuna takılanlardan. Ona set diyoruz biz burada. Yani küpesi... Küpesi, künyesi. Künye? Evet. İsim mi yazacak üstünde? Yok, hayır. O sete dahil zaten. Böyle 3 şeyden, bir de yüzük. Bir set, bir yüzük, bir de bilezik. Bir de künyesi, bir evet de künyesi. Bir de küpe. Eski parayla 10 milyardan bahsediyorsunuz siz. Aşağı yukarı o kadar ediyor. Tabii daha pahalılar da var. Vardır elbet, sonu yok. Sonu yok. İstesen 100 milyar da var ya. Evet. Bunlar olmazsa olmuyor mu? Yok, genellikle istiyoruz. Peki... Karşınıza çıktı. Gönül verdiniz. Size bu aydını, bu saydığınız şeyleri almaya gücü yok. Ne olur? Onu bilmiyorum. Zıkkımın dibine mi gitsin? Size aldılar mı efendim öyle o yüzüklerden, setlerden? Yok, hayır, bir şey olmadı. Mutlu musunuz? Memnun musunuz? Mutluyuz. Demek ki para her şey demek. Değildir. Para önemli değil. Mutluluk önemli. Hep böyle kandırıyor be annem bu. Adamlar onunla ya. Böyle derler, para önemli değil. Asıl olan mutluluktur diye. Kolay gelsin size. Bu nedir? O gömbe. 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 Evet. Neden yapılır? Üzerinde parça etler var. Nasıl oluyor? Kavurma bu? Yapıyoruz. Yağ, ceviz döküyoruz. Öyle oluyor yani. Evet. Kat kat diziyoruz böyle. Üst üste o şeyleri. Arasına mı kavurma koyuyorsunuz? Evet, arasına kavurma, yağ döküyoruz, ceviz. Of of, hattı zatında of ve de. Doğru mu görüyorum ben onu? Doğru görüyorsun. Affedersiniz, geçebilir miyiz aranıza? Kusura bakmayın, muhabbetinizi böldük ama. Estağfurullah. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Haliniz vaktiniz nasıl? Hamdolsun, çok şükür. Keyfiniz yerinde mi? Hamdolsun. İsminizi lütfeder misiniz? Fatma. Fatma Hanım efendiciğim. İçli köfte yapıyorsunuz, evet, değil mi efendim?
Nerede meşhurdur içli köfte? Hemen hemen Türkiye'nin her tarafında bu yemek yapılır. Yapılır da Elazığ'da bir başka Elazığ'da bir lezzeti var sanki. Elazığ'da o meşhurdur. Ne meşhur? Şu harput köftesi. Harput köftesi mi? Hah, bizim yöresel köftemiz o. Diğer köftelerden elbette bir farkı vardır onun yani. Tabii. O hem pratik olur düğünlerde. Bu gömbeler yapılır, o yapılır. Düğünlerde buna pek şey yapmazlar. İçli köfte eski bir tarihi. Bayramlarda filan yani şey olduğu için biraz. Bugün ne bayramı? Bugün Şoray Bey'in bayramı. Ya bunu hak etmiyoruz. Şoray köye geldi bayramıma. Evet. Biraz kayıptan çıktım. Sakın ha. Dün doktorda geldim. Meneküzüm. Meneküz. Pardon. İçli köfte kızıl et alınır. Buyur. Kızıl et. Etin kızılı, beyazı, akı, karası yağsız, var mı? Yağsız et. Evet, çiğ köftelik et. O güzel salçayla, pul biberle yoğrulur tuzla. Ondan sonra yavaş yavaş bulgulu döküldükçe yoğrulur. Kıvamına gelince böyle yapılır. İçine ne konuyor malzeme olarak? İçine maydanoz, ceviz, kıyma, soğan. Budur. Evet. O malzeme pişiyor mu önceden? Pişiyor. Kıymayı önceden tabii, pişiriyorsunuz. Tabii, önceden pişiriyorsun, buzdolabına atıyorsun, donsun. Donsun, niye donuyor? Ki bunun içine konduğu zaman eline bulaşmasın. Of. Her şeyde, dışı yağlı olmasın. Her şeyde düşünmüşsünüz yani. Bunun en zor kısmı böyle açmak değil mi? İçine evet, malzeme evet, konulana kadar. Evet. Bir deneyelim acaba becerebilecek miyiz? Oradan bakmayın öyle beceremez diye. Moral bozmak yok. Hamuru adam gibi açamamış olabiliriz. Zaten hamur adam gibi açılmaz. Hamuru kadınlar daha iyi açar. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Buralarda evli adamın göbeği yoksa bunun eşi ne kadar beceriksiz derler mi? Derler. Derler. Evet. Evli misiniz efendim? Evliyiz. Beyinizde göbek var mı? Var. Beyinizi görenler maşallah. Hanımefendinin beyi ne kadar kilolu, ne kadar kilo almış böyle. Ne kadar maharetli eşi varmış diyorlar mı? Diyorlar. İsminiz? Sevim. Sevim Hanım. Beyinizin adı? Sami. Sami. Yok ya, mümkün değil. Bu kadar tesadüf olmaz. Biz Elazığ'da bir tek Sami tanıyoruz da. Tipi tip. Evet. Ne, evet. Hayır, siz tipi tip Sami'nin eşi değilsiniz değil mi? Aynen de öyle. Bizim Sami'nin eşi misin sen yenge? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Yemin ettin de şu evlilik hikayesi tutuyor mu bakalım? Nasıl evlendiniz siz? Görücü usulüyle. Nasıl görücü usulüyle? Bayağı görücü usulüyle. Sizi Sami Bey mi görmüş? Hayır. Kaynanam geldi, gördü. Gördü, beğenmiş sizi. Beğendi, istedi. Siz Sami Bey'i gördünüz mü? Evet. Ben de gördüm. Beğendiniz? Evet. Size fikrinizi sordular mı? Bu adama varacağım mı kızım istiyorlar evet, diye. Evet. Siz ne dediniz? Evet dedim. Kararınızdan o gece pişman oldunuz mu? Yok. Olmadınız. Olmadım. Kaç çocuk var? İki. Allah bağışlasın. Sağ olun. Buralarda mıdır acaba Sami Bey? Evet. Hadi. Evet. Bir çağırır mısınız acaba kendisine? Sami. Öyle değil. Hayatım falan gibi bir şeyle çağırayım ki adam biraz havalara gitsin. Buyurunuz. Öyle. Siz nasıl çağırıyorsunuz kendisini? Sami diyerek. Sami diyerek çağırıyorsunuz. Evet. Hiç böyle hayatım mayatım demiyor musunuz adamınıza? Hayır. Aa, niye? Demiyoruz. Demiyorsunuz. Evet. Kendisi diyor mu size? Hayır, o da demiyor. Aa, sadece isimlerinizle mi? Evet. Peki bir davet ediniz bakalım kendisini. Sami. Gördüğünüz gibi Sami Bey sizi kazımıyor. Sami Bey'in umurunda değil. Evet. Yüksek sesle bir çağırınız lütfen. Sami. Evde gel. De sizi dinlemez mi efendim böyle kendisi? Yok, dinlemez. Dinlemez. Evet. Başına buyruk. Evet. Bizim Sami. Evet. Racon kesiyor evde. Evet. Aa. Sami Bey. Efendim. Gelebilir misiniz acaba rica etsek?
Ses de benziyor bizim sana biliyor musun? Tipi olur, görelim, görelim öyle. Gelen eğer bir tipi tipse odur, odur. Hele bir gelin. Çömen eşinizi. Aha! Aha da! Vay! Ya hele otur. Hayırdır? Hayırdır. Vallahi işte böyle oturayım. Sen bir hayırdır? Geldim yemekken biraz. Efendim görücü usulüyle evlenmişsiniz siz. Hayır, doğrudur. Valide Hanım görmüş galiba. He, geldi gözü dedi böyle böyle. Siz güzel görmemiş adam mıydınız efendim? Yok, görmemiştim. Anneniz nereden görmüş? Kendisi annem gelmiş, aramış, bulmuş. Anneniz size kız aramış. He. Siz bulamıyorsunuz mu? Yok, ben o zaman görmedim tam olarak. Sonra efendim? Sonra işte buldular. Geldi baktık. Nasıl baktık? Böyle böyle baktık işte. Kapının deliğine böyle baktık. Sizin haberiniz var mıydı Sami Bey size baktığında? Vardı. Vardı. Evet. Sonra? İşte sonra dedik, tamam da aldık. Beğendiniz? He, beğendik dedik. Siz Sami Bey'i beğendiniz. Evet. Allah Mesut bahtiyar etsin. Sağ olun. Harput köftesi değil mi bu? Hı hı, harput köftesi. Harput köftesi nasıl yapılıyor? Harput köftesi soğan giriyor, maydanoz, bulgur, böyle. Bulgur, soğan, maydanoz. Hı hı. Başka bir şey? Kıyma giriyor galiba. Galiba. Evet, yanından kopya çekebilirsiniz, tüy alabilirsiniz. Harput köftesinin malzemelerini sayınız. Harput köftesinin malzemeleri maydanoz, soğan, kıyma, bulgur. Öyle. Başka öyle yok. Hı-hı. Kıymanın olup olmadığından emin misiniz? Eminim. Emin. Kime sordunuz? Yok, kimseye sormadım. Hadi. Gerçekten. Hadi. Gerçekten. Peki nasıl yapılıyor? Soğan, bulgur yoğruluyor iyice. Ondan sonra maydanoz giriyor, kıyması giriyor. Kıyma pişmiş mi oluyor, çiğ mi oluyor? Çiğ oluyor. Sonra? Sonra su koyularak bu hale getiriliyor. Ve daha sonra da böyle yapıyoruz işte. Bunun daha büyüğünü yapan yerler var mıdır? Hani aynı malzemeden daha büyük vardır köfte. Küçük olunca mı şey oluyor, harput köftesi oluyor? Küçük olunca yani kaşığa girmesi daha kolay oluyor galiba. Çorba gibi mi oluyor bu? Su giriyor içine. Hı-hı. Salçalı su. Öyle. Siz bunu daha önce yaptınız mı? Allah'ınız aşkına. Yapmadım gerçekten de ama biliyorum yani. Yani ömrü hayatınızda hanım küçük hanım ilk defa mı harput köftesi yapıyorsunuz? Büyüklerimiz olduğu için fazla yapmıyorum yani. Allah gecinden versin. Bu büyükler gittiği zaman ne olacak bu yemekler? Efendim Ayşe Hanım? Efendim? Komşularımıza yaptırırız. Ne yapacağız? Hazır pizza mı yiyeceksiniz habire? Yeriz. Yersiniz. Yeriz. Oldu. Lokantaya telefonla sipariş verirsiniz köy yerinden. Getirir size kurye. Arkadaşlarım yardım eder ya. Siz galiba yok, hiçbir işten anladığım kadarıyla pek anlamıyorsunuz yemek yemek işinden. Yapıyorum da yoğurması falan biraz zor olduğu için ben yapamıyorum yani. Anneniz burada mı? Burada. Kimdir? Şuradaki beyaz başörtülü olan. Eli bıçaklı. Eli bıçaklı. En küçük kızı mısınız siz ona? En küçük kızıyım. En sonuncu çocuğu siz misiniz? En sonuncu çocuğu. Size anladığım kadarıyla pek kıyamamış. Pek işe mişe koşmamış. Öyle. Öyle mi? Peki nasıl verecek sizi? Vermeyecekler canım. Nasıl vermeyecekler? Ben onlara bakacağım. Öyle mi anlaştınız aranızda? Öyle anlaştık. Hep öyle derler annesi. Ondan sonra bulurlar bir tanesini. Giderler. Biz kınalarını çekeriz. Anneleri de ağlar. Yok, bulmazlar ya. Nasıl bulmazlar? Bulmazlar. Turşunuzu mu kuracaklar? Turşunu kuracaklar. Ciddi ciddi. Ciddi ciddi. Evlenmeyeceksiniz yani. Evlenmeyeceğim. Sebep? Annemle babama bakacağım. Kızım, ananla babana nasıl bakacaksın? Sen daha harput köftesi yapamıyorsun. Biraz daha büyüdüğümde daha öğrenirim. Yoğurmasını falan yaparım. Anneniz mi yapıyor bu tür işleri? Aslında ablalarım yapıyor. Hı-hı. Yengelerim yapıyor. Yani bana düşürmüyorlar, fazla yapmıyorum ben. Ama bir ara öğrenin. İşte diyorum ya, büyüyünce biraz daha öğrenirim inşallah. Yaş kaç, 15 mi? 18. Tamam artık yani, yemek yapma çağı gelmiş. Sizin yaş kaç hanım? 22. 22, bak görüyorsun. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Size kim öğretti bu işleri? Kendimiz bakarak öğrendik. Bakarak öğreniliyor mu? Öğreniliyor. Ya biz burada otursak, sizi böyle günlerce izlesek, bir süre sonra böyle sizin gibi yapabilir miyiz? Biraz heves de olacak. Sizde heves? Var. Var. Sizde? Bende de var ya. Var da ya. Var da ya, yoğurması falan birazcık zor olduğu için yapmıyorum. Bak size tarifi verdim ama ben. Soralım annenize. Sorun. Soralım. Annesi. Ha. Senin ufak kız diyor ki. Ha. Ben evlenmeyeceğim, anneme babama bakacağım diyor. Öyle değil. Öyle değil.
Bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Olur işte değil mi? İşine ona gelsin. İşine öyle geliyor. Küçüğüm ben ya daha. Küçüksün de yani birkaç sene sonra. Küçüksün küçük. Dedi avlanmam. Annenin babanı bakacağım. Ya. Allah Allah. Ha. Siz ne diyorsunuz? Ben dedim otur otur kızım. Fark etmiyorsunuz. Baskı yapmayacaksınız yani. Peki sizin zamanınızda siz tuttursaydınız annenize babanıza ha. Hayır ben evlenmeyeceğim diye. Ha. Kabul ederler miydi? Ha. Sizin zamanınızda. Ha. İyi kızım otur. Ha, başımızın üstü yeri var. Anneniz kardeşi var kardeşi bakacak. Ne yapacağım? Dedi gitmem. Ya. Hayır siz kendi annenize deseydiniz hayır ben evlenmek istemiyorum diye kabul eder miydi anneniz? Kabul edem. Neyi kabul etmem? Hayır sizin ha. Anneniz. Ha. Ederdi. Keşke gitmeseydi. Aa. Ya ne? Niye? Ne yapayım ya? Evlilik kötü bir şey değil ki bence. Kötülük ya. No. Bak gül gibi çocuklarım var. Evlenmeseydin nasıl olacak? Dedi evlenmem. Sen pişman mısın evlendiğine? Pişman da değilim pişmanım. İsminiz? Sevcan. Sevcan Hanım. Evet. Evli bekar? Bekar. Bekarsınız. Bu ocağın başına genelde en tecrübelileri oturturlar. Evet. Sizde var mı öyle bir tecrübe var. Ki? Lan nereden var? Başta küçükten beri var. Kendinizi bildiğiniz bileli ocakçı mısınız? Hayır ocakçı değilim işte. İyi bir ocakçı hanım nasıl olur? Kimin yanında yetişir? Mesela bir adamın usta olması için bir ustanın yanında yetişmesi lazım. Annesinin yanında yetişir. Anneniz burada mı? Evet. Kimdir? Fidan Hanım. Fidan Hanım hemen arkamızda duran. Evet. O Hüseyin amcanın hanımı. 4 sene peşinde koştuğu hanım değil mi efendim? Evet. Siz de Hüseyin Bey'in kızıyım. Kızı oluyorsunuz. Evet. Peki. Bunu yakmadan nasıl yapıyorsunuz? Şimdi görürsünüz. Şimdi rezil olma zamanı. Çünkü bunları yakacaksınız. Emin misiniz efendim? Bunlar yağlı değil. Bakın uyarma demeyin ondan sonra. Çevirdiğiniz zaman saçın üzerinde parça kaldığında hiç karışmam. Diyeceğim ki becerememişsiniz diye. Buyurun, buyurun. Bak, bak, bak. Bak, bu ne? Ne bu? Bu yapan hanımlar güzel yapıştırmamışlar. Allah Allah. Topu hemen onları açacaksınız yani. Tabii. Öyle olmaz. Hani tecrübeliydiniz? Tecrübeliyim. Bir adamı beğendiniz diyelim varsayalım mahsusluktan. Fakat acayip cabbar bir kayınla adayınız var yani. Evet. Çocuğun anası acayip geçimsiz. Evet. Düşünür müsünüz ciddi ciddi? Ben bunu almayayım da kayınla derdi çekmeyeyim. Düşünürsünüz. Yani kayınvalide korkusu bazen aşkı öldürür mü? Öldürür. Öldürür. Evet. Var mı böyle arkadaşlarınız? Yok. Yok. Ama kaynananız iyi değilse siz o adama varmayacaksınız yani. Evet. Evet. Varmayacaksınız. İlginç bir köy. Küllüce. Vallahi kızların tuzu kuru. Ben size söyleyeyim. Buradan kız almaya heves eden arkadaşlar. Vallahi arkadaş yani standartlara uymuyorsanız bu köye hiç uğramayın. Pişti değil mi? Yiyebiliriz. Pişmek üzere. Evet. Ev için kayıttan çıkıyoruz. Çünkü bundan sonra yediklerimizi çekmiyoruz. Gel dedim gelmedin. Yüzümü güldürmedin. Gel dedim gelmedin. Yüzümü güldürmedin. Senin gibi birini dedi ki bu yediklerin zehir zıkkım olsun. Bing bing bing. Şoray Uzun Yolda çekim ekibinin iltifat saati. Hanımefendiciğim bu ne güzellik maşallah. El altından leblebi veriyorsun, ekibi birbirine düşürüyorsun. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş bulduk anneciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür. Allah kabul etsin, sağ ol canım. İsmin ne annem senin? Hafize. Hafize anne. Ha. Yaş kaç? Yaşım, kendim bilirim. Kaç?
91-92. 90'ı üstünde. 91-92. Sizin isminiz? Ayşe Tüfçü. Neniz oluyor Hafize Anne? Kaynanam. Kaynananız. Bu gelin bakıyor bana. Gelin mi bakıyor size? Allah. Sizin yaş kaç? 66 bitti de 7 aldı. 67 yaşında gelin. Aldım ya. 90 küsur yaşında, 90'la 100 arasında kaynana. Ne zaman evlendiniz siz? Kaç senelik gelinlik yapıyorsunuz? 44 sene oldu herhalde. 44 senedir kayınvalidenize bakıyorsunuz. Bir gün bile öf demeden mi? Demedik ya işte. Demedik yani. Yani o zamandan beri yanımda yani. Maşallah. Gelin bakıyor bana. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Buraya ne zaman gelmişsiniz? Nereden gelmişsiniz? Memleketten geldik. Neresi? Romanya mı? Aha, Romanya. Romanya'dan geldiniz. Ya. Kaç yaşında geldiniz buraya? Ben 15 yaşında geldim çocuğum. Genç kızken. Ha. Evli miydiniz geldiğinizde? Yok. Bekardınız? Bekardım. Burada evlendik. Cimişgezek'ten. Elazığ'ın Cimişgezek köyünde dünyamış. Elazığ'ın değil artık Cimişgezek. Cimişgezek daha sonradan Tunceli'ye bağlandı. Ha, şimdi oraya ilkin oraya gelmişler o yandan. Romanya'dan oraya yerleşmişler. Oradan dur sonra. Cimişgezek'e geldiniz siz. 15 olduğuna göre 95 80 sene önce. 1926-27. Of. Siz 1926'da 27'de gelmişsiniz. Sizi Mustafa Kemal mi getirtti oradan? Ha, o getirtti. Atatürk getirtti sizi. Ha, Atatürk getirdi. Elazığ'da Kovancılara bağlı Şenova'ydı değil mi burası? Şenova köyünde mübadele mi deniyordu onu da tam bilmiyorum da. Mübadele usulü. Mustafa Kemal Atatürk zamanından Romanya'dan buraya gelen bir teyzemizi bulduk. Sen yaşayan bir tarihsin. Peki günler nasıl geçiyor anne? Zorla geçiyor. Vakit geldi. Bak akşamam var gibi hesap olmaz. Şimdi derler ki 40'ından sonra zaman çok çabuk geçer. Göz açıp kapayıncaya kadar bir bakmışsın 60, bir bakmışsın 70. Herhalde 90'dan sonra daha mı zor geçiyor günler? Zor, ihtiyarlık yok zor. Orada kapının yanına gidemiyorum o kadara kadar. Ya. Tokat'ın oraya kadar gidemiyor musun? Yok. Mazaklığa gitmiyorum. Sen nasıl çocuk görüyorsun Allah'ımı? Allah kabul etsin. Sağ olasın. Döndüm dedi ki bu yediklerin zehir zıkkım olsun. Bing bing bing. Şoray Uzun Yolda çekim ekibinin iltifat saati. Hanımefendiciğim bu ne güzel. Maşallah. El altından leblebi veriyorsun, ekibi birbirine düşürüyorsun. Ağına gelince aklınıza bir tek şey geliyor. Şu soru. Ya ben buraya niye daha önce gelmedim? O ve koca kuzu. 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 Dur. Ya! Bak dur. O bizim kasabımız. He? Kasabımız o bizim. Başkanım diyor. Evet. Sus, sus! Sus! Kolluk kuvvetler haber. Efendim? Hayır, kasabımıza karışmayın. Kasap mı? Evet. Ya kasap mısın? Evet, kasabım ya, abi. Kusura bakma kardeş ya. Kasabım. Ya vallahi hakkını helal et ya. Helal hoş olsun. Ya, kusura bakma. Elinde bıçakla görünce bir an. Yok ben. Hay Allah. Kahramanlık damarım kabardı. Böyle bayan etrafta elde bıçak yak. Vallahi kusura bakma yanlış. Çok affedersin. Affedersin. Estağfurullah. Buyur. Hatta ben bile eğleyeyim ya. Hakikaten çok özür dilerim. Helal et hakkını ama ben bıçaklı adam görünce... Siz hakkınızı helal edin.
Abicim sen çok, de çok... ama nereden bileceksin ki yani? Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, rica ederim. İsim neydi sizin? Lise. Siyetiniz varsa Halis ablanın elini öpmenizi tavsiye ediyoruz. Ne bel ağrısı kalıyor ne. Oh, oh, çatırt. Çütürt. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oh, Allah çok şükür. Bu nedir? Bu kaburga yapılacak, bu kuzu. Kaburga mı? Evet. Keseceğiz bunu, kaburgasını dolduracağız, pişireceğiz. Nasıl? İkram edeceğiz misafirlerimize. Ağında meşhur mudur bu? Evet, meşhurdur. Kaburga dolması. Evet. Ne bileyim, Antep'te meşhurdur diye biliyorum. Hayır, biz de yaparız. Mardin'de yapar. Biz de yaparız. Ağında. Evet. İlk defa duyuyorum bunu da. Yapıyoruz biz senelerdir. Kaburga dolması nasıl yapılıyor? Tarif ediniz. Hı. Ya ustam, kusura bakma. Estağfurullah. Burada mı keseyim abla? Biraz daha aşağıda. Tamam. Siz mi tarif ediyorsunuz efendim? Evet. Tabii, dolduran bayan onu, Şoray Bey. Niye, siz bilmiyor musunuz? Ben kasabım var, yani çeşit dolma var. Ha. Nasıl çeşit çeşit? Abla daha iyisini biliyor. Tümden dolma yani, da tümden var. Sade kaburganın dolması da var. Biz nasıl tercih edeceğiz? 4/3 oranında mı yapacağız? Evet. Şey? 4/3 yapacağız. Ağında. Sağ olasın gözüm. Ağında okur yazarlık oranı %100 ya. Herkes bilinçli. Koymayın onu. Yani ev hanımı bile 1/4 vesaire. Kostün üstünü alacağız mı biz bunu? Efendim? Kostün üstünü alır mıyız bunu? Yağını mı yani? Tanjantı kaç olacak mesela? Üçü açı, kaç açıyla kesecek yani? 45 derecelik açı mı vursun? 90 derece mi yapsın? Nasıl yapsın? Geometrik şekli söyleyin. Şekli. 90 derece kessin işte ki bir daha bölüsünü, yarısını alacağız. Oku, okumuştuk başka bir şey hakikaten. Buyur usta. Anladın mı? Anladım. Halisa'nın. Efendim. Kasaba ne lüzum var ki? Siz bu işte uzmanlaşmışsınız. Evet, uzmanımdır. Kasap da yanımda. Ağınlı bütün hanımlar bilir mi efendim? Hemen hemen bilirler. Yapmayı. Hemen duyurum. Hemen bilirler. Eti siz hazırlıyorsunuz. Evet. Yapan hanım hazırlıyor. Evet, bizzat, kendime şahsen. Kendime güvenemem kimseye. Kendim yaparım. Bunu çok önemli. Bunu yırtıldı mı etrafından dökülür içi. Onun için çok önemlidir bunu ya, hazırlamak. Özeldir. Bütün, yani. Bütün genç kızlar bilir mi böyle kasaplı? Bilmezler. Annem geçti. Beyaz örtün kan içinde kalmış. Ay. Kan içinde kalmış ya beyaz örtün. Sağ olsun, bir daha yıkarım, önemli değil. Savaştan gelmiş nene hatun gibisin. Kahraman anam, anam, garip anam, yiğit anam. Zigetvar kuşatmasına gidiyoruz buradan. Eli kanlı anam, ayy. Peki kurban bayramlarında da iş düşüyor mu size? Düşer, yaparım. Artık bey dururken siz kurbanı kesersiniz, yüzersiniz. Beyim çok güzel kurban keser, üzer. Beraber parçalarız, böleriz. Siz daha yaparız. Bir uzman gibi geliyorsunuz bize dağıtırız. Ama. Kurban bayramında İstanbul'a bekleriz inşallah. İnşallah, inşallah. Ben çağırın, bir tam çağırın, gün uğraşıyorum. Ben gelirim. Bir tam gün uğraşıyorum. Biz de uğraşıyoruz, biz de. Dolma buraya mı konulacak? Evet, buraya konulacak. Ne konulacak dolma olarak? Pirinç, içine hazırladık işte soğan, domates, biber, kuş üzümü, fıstık, karabiber, pul biber. Karıyoruz, pişiriyoruz onu, aş yapıyoruz içini. Ondan sonra yarın pişiriyoruz. Peki, bunun içerisini dolduruyoruz. Siz bunu tarifi... Bunu suda da haşlıyoruz. Ondan sonra da fırına veriyoruz. Fırında kızartıyoruz. Evet. Tamam. Benim de bir tarifim olacak size. Hadi buyurun. Bu hazırlansın. Sizin tarifinizden sonra evet. Benim de hakikaten çok işe yarayacak bir tarifim olacak. İğne. Bazıları çuvaldız da derler. Yorgan iğnesi deriz. Yorgan iğnesi. Evet. Yorgan dikilir. Evet. Ama burada bir operasyon var. Cerrah hanımefendi burada. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırız. Hemşireler terini siler ya doktor beyim. Teşekkür ederim. Hazır mısınız efendim operasyona? Hazırız. Şuraya bir dikebilirim. Dolma işlemi başladı mı? Evet, doldu. Halis hanımefendiciğim. Hemşire hanımefendi kim efendim? Bu da Nevin ablam.
ablanız. Evet, yakın komşum, çok sevdiğim bir ablamdır. O acaba sizi seviyor mu? Seviyor. Çok, o da çok, çok seviyor. Sık toplaşılır mı efendim böyle ağında çok, hanımlar her toplaşıp? Gün. Her gün. Evet. Her gün kaburga dolması mı yapıyorsunuz? Kısır yaparız, mercimek köftesi yaparız, katmer yaparız, toplanır oturur yeriz, çaylar yaparız. Kendimize özeniriz, ikramlar yaparız, komşularımız toplanırlar, beraber toplanır oturur çay içeriz, ikindi çayı. Kahvemiz, her gün 5 çayımız var. Çayımız var. Kahve. Pardon efendim? Her gün 5 çayımız var. Ben sizde bir asalet olduğunu anlamıştım zaten. İngilizlerin 5 çayında değdiler, takılıyorlar da alınlı hanımefendiler niye başlaması lazım? Canım buraya gelin mi geldiniz yoksa doğma ben büyüme? Ben buranın doğma büyüme buradayız. Fakat meslek icabı dışarı. Yani dışarı taşradaydık. Taşrada mı? Evet. Nasıl? Ne, meslek nedir efendim? Meslek kadastro. Siz? Beyim. Beyiniz. Meslek. Beyiniz buralı mı? Buralı. Burada tanıştınız. Burada tanıştık. Burada aşık oldunuz. Burada aşık olduk. Burada evlendik. Nasıl aşık oldunuz? Ne? Geçmiş üzerinden yarım asır. Soruyoruz. He? Bu aşk nasıl olmuş? Bu aşk mı? Aşk. Anlatsam bitmez. Hadi kaset durumu nedir? Var mı 90'lık kaset? Beyinizin ismi neydi efendim? Mustafa Aktaş. Mustafa ile? Mustafa gençken buradaydı. Askere gitti. Askerden dönmedi buraya. Ankara'da işe girdi. Burada bana annesi babası bir yüzük taktı. Mustafa'nın haberi yok mu yüzükten? Haberi yok. Adam Ankara'da tapu kadastroda takılıyor. Takılıyor. Meğer burada yok. Yüzünü bile görmediği, bilmediği bir hanıma yüzük takılıyor. Yani daha evvel biliyor. Gelip gidiyorduk zaten. Akrabalık da var bizde. Neniz oluyor efendim sizin? Annemin halası. Ben Mustafa'nın halası torunuyum. O kadar da yakın değilmiş değil, canım yani. Değil. Ama tanıyoruz birbirimizi. Kim göz koymuş? Siz mi göz koydunuz? Annesi babası. Onlar göz koydu. Biz tanımıyoruz birbirimizi. Tanışmadan nişanlandınız. Tanışmadan nişanlandık. Yüzünü hatırlıyor muydunuz nişanlınızı? Muhakkak hatırlıyorum tabii. Gönlünüz var mıydı? İstiyordum tabii. Gizli gizli. Gizli gizli istiyordum. Tabii. O zaman ampullü radyolar var. Tabii. Değil mi? Evet. Kolay gelsin. Teşekkür. Rica. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? O ne? Bu yaman gözler öyle. Hiç görmedim gözlerimi. Hiç görmedim. Ben size tarif edeyim. Ben aynen küsüm. Niye küstünüz efendim aynayla? Bilmem küstüm. Niye? Sebep? Bilmem. Bakmam hiç. Aynaya bir baksanız. Yaşlandığımı görürüm diye. Aşk olsun. Ayna belki de çatım çatım çatlayacak aynaya. Bilmem artık. Meftun amcığım. Bu yaptığınız katmer değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Yufkayı açarız. İçine yağını süreriz. Bu bildiğimiz yağ mı? Bildiğimiz zeytinyağı, ayçiçek yağı. Sonra? Arzu eden hangi yağı isterse onu kullanabilir. Sonra içine bir şey koyuyor muyuz? İçine kıymalı soğanlı da yaparız. Lahmacun içi gibi. Peynirli de yaparız. Maydanoz, ıspanak, peynir işte öyle yaparız. Peki bu sizi komşularınızın dediği zayıf bulma, tosun yedirme hadisesi nedir? Ha, şimdi ben çok zayıftım. Evlendim. 40 bir kilo. Deri bir... Kaç? 40 kilo, 43 kilo. Fazla değil. O kadar. Bir gün beyime dedim ki aman Ali dedim bu yağları yedire yedire dedim. Bu kötü yağları dedim zayıflıyoruz dedim. Dedi tamam hanım o zaman. Gitti bir tane inek aldı. Bir teneke ev yağı aldı. İnek yağı. Zeytinyağı işte her şeyini doldurdu eve. Dedi ki tamam hanım ye bolca. Arada da etti sucuğu. Yedim içtim. Haziran oldu, Temmuz oldu. Ali dedim evde her şey bitti. Tamam hanım dedi afiyet olsun. Ama dedi kalk bakalım ayağına. Kalktım şöyle dön bakalım manken gibi beni dönderdi. Döndüm dedi ki bu yediklerin zehir zıkkımızdı. Niye Ali dedim. Dedi ki bir kilo bile almadım dedi. Yani 3 ton yemek yediniz 3 ay içerisinde yedim. Ayda 1 ton. Zayıfım diye süt de içirdi geceleri. Zayıfım diye. Ali hepsi, değil. Hepsi. Melaikeden mübarek yani. Çok iyidir. Çok mu sever sizi? Arkasından atmayayım şimdi. Çok iyidir. Çok mu sever sizi?
çeşme çok benim. Çok severim. Aklıma düşme benim. Seninle dalga geçtim, sevdiğim başka benim. Amanın yalel yalel, ben sana yandım yalel. Amanın yalel yalel, ben sana yandım yalel. Ah kuşlar sizi, başım. Yazıktır sana. Ya, yazık tabii. Nasıl sahip size? Yani ya, koca olmayan kadın işte o vurur ona, ona en zor işlere beni koyuyor. İsminiz efendim? Fatma Öcal. Evet, pardon, ben niye sorayım ki? Ya Fatma ya Hatice değil mi? Ha, bilirim. Anında. Niye atmışlar sizi ateşin başına? Emel almıyorlar. Nasıl almıyorlar? Yok mu kiminiz kimseniz? Kimsem yok. Yedirmem ben sizi onlara. Bundan Allah sonra ben yanınızdayım. Allah vere de böyle yardım şey edeyim, konuşurum ki yavrularım gurbette dinerler. Gözlerler akşam seyrederler. Dinesinler. Nerede gurbetteler? İzmir'de. Aa, uzakta. İzmir'de. Açiller. Onlar şimdi abileri burada haber verir. Anne ekmek pişirir orada dedi. Böyle oğlum emekli oldu. Beni getirdi. Buraya işte burada otururum. Burada burada. Bir oğlunuz mu var burada? Hayır, iki oğlum bir kızım var. 7 tane 8 tane de torunum var. 7-8 tane torun. Torunum var. Kime? Siz kimin yanında kalıyorsunuz? Ben adam öldü 4 senedir gitti Tuzla gitti gelmedi. Mecbur gelirim. Nereye gitti gelmedi? Tuzla. Tuzla mı? Tuzla gidip gelmemek ne demek? Gitti daha gelmiş. Sen duydun mu Tuzla gidip gelmemek? Tuz gören tuz toplamaya. Tuz almaya mı gitti adam? Tuz'a gitti, öldü. Burada ölene öyle mi denir? Tuz'a mı ben gitti? Ben öyle değilim işte. Dedim gitti gelecek, Tuz'a gitti. Öyle avutuyorsunuz. Ah anacığım benim. Gelin var mı gelin? Yerim var. Gelin, gelin, gelin. Gelinim var. 2 tane gelinim var. Burada mı? Damadım var. Onlar İzmir'de. Bir tek oğlum burada beni getirdi. Oğlanın, yani burada gelininiz yok şu an. Gidin geline çöreklenin baksın size işine. Bakırlar ama ben buralar koyamıyorum böyle bahçayı gitmiyorum. Ha siz buradan kış, kopamıyorsunuz. Kışın gelirim yazın gelirim. Baskı yapın oğlana alsın gelininizi gelsin gelin baksın. Hayır, size. Hayır gelinlerim torunlarım okuyor gelin oluyor. Hiç ilgilendirmez biz. Bize ne okuyorlarsa ediyorlarsa. Oğlunuz değil mi? Çatır çatır doğurmuşsunuz. 9 ay karnınızda taşımışsınız. Bahir işte bu yaşa getirmişsiniz. Geldi, aldı geldi arabayla yollarda hasta oldu. Bekar mı oğlunuz? Hayır. Karısı i̇şte, dön başlar. Memur kadın oralardan evlendi. Buradan evlense oraların karısı gelmedi. Niye verdin o zaman oğlunu? Kendileri sevdi abi. Ne demek kendileri sevdi? Ama ben de çok sevdim. Kimi? Gelinleri. Sana hayrı yok ki. Sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Niye hayrı yok? Oğullarımın karısı onlar. Anam çocuklar mutlu olacak da sen burada hiç yalnız duruyorsun yani. Yalnız edem ölmeydi herif. Ben de işte onunla oturuyordum burada. Ama gelme demiyorlar değil mi size gelinler? Anacığım ne işin var orada yapa yalnızsın. Değiller. Gelsene değiller. Başımızın üstünde yerin var değiller, diyorlar. Değiller hepsi sen de gitmiyorsun. Değil, ben gitmiyorum. Ama annem birinden birini tercih eder. Ama İzmir'i sevmiyorum ben. Neyini sevmiyorsun? İzmir'i. İşte bura güzel bak ne güzel insanlarımız. Kara kazan hazır. Evet, suyu kaynattık. Olduğu gibi içine mi atacağız böyle? Evet, tuz, suyun içine. Tuzlu suyun içerisine atacağız böyle. Tuz mu var bunun içinde evet, şimdi? Tuzlu su. Tuzlu su da haşlanacak. Ondan sonra çıkartacağız, fırına vereceğiz. Pişenden sonra. Ağında en önemli şeylerden bir tanesi de ben kendi adıma biliyorum, çok da seviyorum. Ağın leblebisi. Başka yerde olur mu? Vallahi deneyenler olmuş anladığımız kadarıyla ama ağındaki leblebinin tadını bence lezzetini bence verememişler yani. Her şey sanayisi olur kabul ederim saygı da duyuyorum ama bu ağın leblebisinin sanayisi biraz zor olur. Niye? Çünkü bunu nasıl diyeyim yani birbirinden maharetli, birbirinden şeker, birbirinden tatlı teyzelerimiz, ablalarımız yapıyorlar. Bu ağın leblebisi nasıl yapılıyor? Ağın leblebisi önce... Özür dilerim, az önceki anonsumu duydunuz mu? Hani evet. Dedim ki birbirinden maharetli, birbirinden tatlı ablalar, teyzeler yapıyor dedim. Evet. Önce suyu koru... Az önceki diyorum, anonsu duydunuz mu diyorum. Birbirinden tatlı diyorum, birbirinden maharetli, birbirinden şeker ablalar, teyzeler yapıyor diyorum. Evet, herkes yapar bunu. Herkes bilir.
Önce suyu kuru. Siz benim az önceki anonsu duydunuz mu? Bilmiyorum ben. Ha, ben dedim ki birbirinden maharetli, birbirinden tatlı, birbirinden güzel, birbirinden nasıl hoş ablalar, teyzeler yapar dedim. Evet, herkes yapar. Birbirinden tatlı, birbirinden güzel her şey. Ya alt tarafı diyeceksin ki, hay yaşa, teşekkür ederiz. İltifat ettik size. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Her zaman izliyoruz, her zaman güzelsiniz. İşte... Güzeliz. Evet, güzelsiniz tabii. Yakışıklı. Yakışıklısınız. İzliyoruz televizyonda. İzliyoruz televizyonda. Çok teşekkür ederiz. Kaçırmıyoruz evet. Size. Gece yarısı olsa kaçırmıyoruz. Bin bin bin. Şoray Uzun Yolda çekim ekibinin iltifat saati. Hanımefendiciğim bu ne güzellik maşallah. Allah nazarlarına sağ olun. O gözler mi? Kaşlar böyle. Teşekkür ederim. Aman boy post Selvi boy değil mi? Allah hayır sen daha yakışıklı. Maşallah maşallah. Allah nazarla. Amin. Aman halisan. O başörtü böyle mi atılır? Tabii iltifat arzu edenler geliyor. Bu ne güzelliktir. Bu ne endam ne güzel bu. Anam kocası bu ne, bu olman ne, güzellik olmuş. Bu ne yürüyüştür böyle. O ne gibi esmerleşmiş. Evet. Bitti mi iltifat saatine çıktık mı? Bing bing bing. İltifat saati sona erdi. Sağ olun. Var olun. Evet. Bu nasıl yapılıyor? Bunu sıcak suya döküyoruz. Hafif haşlanıyor. Tuzunu koyuyoruz. Su böyle pırıl pırıl üstünden gözükecek. Allah'ım bayılırım, bayılırım, bayılırım. Alt tarafı deneyecek olan şu. Tuzlu su ısıtılır, üstüne nohut konur. Fakat evet. işte böyle dediğin zaman... Ama o üstünden su aşmayacak. Böyle pırıl pırıl gözükecek. Yarım pişecek nohut. Ondan sonra kızmış kumun üstüne dökülecek. Kum. Evet, kızmış kum. Bildiğimiz kum. Evet, bildiğimiz kumun üstüne dökülecek. Ahan da buradaki özel, kum. Özel kum. Özel kum. Soralım. Kolay gelsin. Sağ olun. Nedir? Bu kum, leblebinin kumu kızacak, iyice pul olacak. Kum, ondan sonra da leblebi dökülecek içine. Ağın leblebisi kumla mı oluyor? Kumla oluyor. Şunu bir dökün, elinizde evet, tutmayın. Evet, kumla oluyor. Şimdi kumu kızmaya bırakıyoruz. Bildiğimiz kum mu bu? Hayır, değişik kum bu. Değişik ne kumu? Kum bu, özel. Leblebi kumu. Leblebi kumu bu. Leblebi özel ağacının dibinden mi çıkıyor leblebi kumu? Özel bir dağdan geliyor bu kum. Ne dağından geliyor? Bir köyden getiriyoruz bu kumu özel. Her yerde yok. Kumun üstüne bu haşlanmış nohutları döküyor. Evet. Döküyoruz. Sese dikkat. Sese dikkat. Bu mudur? Evet. Kumdan alıyorsunuz, karıştırdıktan evet, sonra kızdırıyoruz. Evet, döküyoruz. Ondan sonra kabuğu sayılacak. Tadı güzel mi? Ben artık yemeyeceğim ki, bilmiyorum. Burada çeşnici başımız var. Gurmemiz. Ya ben öte başı bunu bir leblebi diyordum ama. Sıradan bir leblebi zannettim. Vallahi sen. Sıradan bir leblebi diyordum. Alt tarafı leblebi dedin değil mi? Alt tarafı leblebi dedin. Alt tarafı dedi. Üst tarafı leblebi meblebi. Sıradan bir leblebi değil. Ağın leblebi abicim. Ben biliyorum ki bir şey söylüyorum sana. Hiç yanılttın mı seni bugüne kadar? Bu leblebi değil ya. Leblebi değil mi? Bu başka bir şey. Başka bir şey. Buna leblebi diyen yanlış der. Yani. Bu leblebi ise diğerlerine. Ne nohut. Diğerleri? Nohut. Nohut. Evet. Bunun faydası ne? Beyin bilir. İşte bir Osmanlı kadını. İşte bir Anadolu kadını. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hatı zatında sizi yetiştiren, emeği geçen herkese, ölenlere tanıdan rahmet, kalanlara da sabırlar ihsan edilsin diye dua ederim. Teşekkür yani. Ederim. Beyinize ünleyip çağırabilir misiniz acaba kendisini? Mustafa Bey buyurun. 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 Mustafa Bey. Evet. Öyle mi çağırırsınız? Evet. Hakikaten evet. mi? Kamera var diye mi Mustafa Bey diye çağırıyorsunuz? Mustafa Bey derim, o Bey'dir. Yani Mustafa diye seslendiniz olmuyor mu hiç? Bazen olur ama... Lan diye bağırdınız olmaz mı? Olmaz, hiç. Kıyamam. Kıyamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
İyi, ben çok memnun oldum. Sağ ol. İyi değil misin? Abi Külhan Bey geldi Mustafa Bey yerine. Külhan Bey mi? Senin gibi geldi hani. Benim kadar değil. He? Benim kadar değil. Senin yerini tutmaz da. Tutmaz. Dur bir tanışalım. Sizin bu Mustafa Bey, bir geçin eşinizin yanına lütfen. Mustafa Bey, Mustafa Bey diye övdünüz övdünüz. Yanında böyle el pençe divan durmuyorsunuz Halise Hanım. Eşitlik var biz. Gayet normal duruyorsunuz. Normal dururuz, eşitlik hatta var. Hatta evde fırça atar bir haliniz var yani. Var mı öyle bir hali? Var gibi geliyor bana yani. Yok yok, görünümdedir o. Yetkili ağzını görünüm, soralım. Benim görünüm öyledir ama evde öyle değildir. Beyim otoritedir. Öyle mi? Evet. Nereden geliyor otorite? Artık yaratılışı öyle. Öyle midir? Evet. Siz öyle bir affedersiniz dayı dayı geldiniz Mustafa Bey. Öyle görünürüm ama aslında şöyle öyle değil. Yandan yandan bir omuz düşük bir şekilde bir hiç, diziden fırlamış gibi geldiniz. Kendisi bana hiç Mustafa Bey demez, hep hayatım der. Ben de ona öyle derim, hayatım derim. Oh! Sizin meslek nedir Mustafa Bey? Ben halihazırda ilçe belediye başkanıyım. Esas mesleğim. Asker arkadaşım gibi sarılacaktım ben de koca başkan. Kusura bakmayın bir hafiflik olduysa. Eşinizin yanına doğru alalım da o gül cemalinizi kamerada bir alsın. Emekli öğretmenim. İşte bu seçimlerde belediye başkanı burada olduk. Belediye reisi evet. Sizsiniz. Evet. Evde reis kim? Evde reis ikimiz de. Her şeyi beraber anlaşır yaparız. Çok iyi anlaşırız. Hanımdır hanım. Yani bir yerde hanımdır. Bir yerde değil. Evet. Her yerde hanımdır. Her yerde hanımdır. İster kabul et. Hanımlara ister ben etme. Çok değer veririm. Hanımlar insanın yüzünü güldüren, yüzünü ağırtan hanımlardır. Peki bu ağın leblebisinin faydası ne? Bu ağın leblebisinin özelliği şudur. Bunu akşamdan başlasanız, sabaha kadar oturup yeseniz ben duydum demezsiniz bir defa. Ama normalde kesin diğer, devam edersiniz. Diğer leblebilerden 3-5 tane ağzınıza onu yediniz bırakırsınız doyuyoruz. Fakat bunu sabaha kadar yerseniz doymaz. Yani bırakmazsınız. Şişkinlik yapmıyor mu? Şişkinlik yapmaz. Mide suyunu alır. Çok yararlıdır. İştahı açar. Benim evimde bir kiracım vardı. Komutan oturuyordu. Şimdi bana bir gün dedi ki ya dedi artık yıldık dedi. Yukarı çık leblebi, aşağı çık yel leblebi, komşuya git leblebi. Gene de doymuyoruz yahut da bundan bıkmadık da. O kepçeyi şey yapalım. Kepçede sanıyorum sorun var. Ben ilgilenirim. Siz anlatın. Anlatın siz. Yo yo siz anlatın. Pardon efendim. Ben vekiliyim. Ne oldu? Silindir. Tamam. Yükledik onu kamyona. Kamyoncu para istiyor. Ne kadar? 20 milyon daha şey yapsın. Ödenek yok. Ödenek yok kardeşim. Olsa köprüyü bitireceğiz. Ha, Elazığ arasındaki bağlantı köprüsünü bitireceğiz. 2001'de mi atılmış temeli? 2001'de atılmış. 2001'de temeli atıldı onun. Ha, 22 trilyon lazım. Ha, 6 trilyon ödedik. Sana ne? Sana ne? Sana ne kardeşim? Yok, ihalesi bitti onun. Sen anlat abicim, ben damarı buldum burada. Alın leblebisini faydalar. Herkes... Kaç para? Kaç para? Kilosu mu? Kilosu işte 3 milyon, 2 milyon, 5 milyon. 3 milyar mı? Ne anlatıyorsun sen ya? Hangi 3 milyara? 3 milyar lira. Buradan Ankara'ya gidecek 3 milyar istiyor. Ne kadar dediniz siz pardon? 3 lira. 3 lira, 3. 3 yeteli. Ağzını topla. 3 milyar nerede, 3 lira nerede biliyorum ben ne olduğunu. Kaç mı? Ya kaç? 700 lira mazot yakar orada. Tamam 300 daha verelim. 1000 liraya götürüyor. İndirsin silindir oradan. Tamam. Bana ne lastik patladıysa ya? Ben patlattım lastiğini ya. Tamam. Hadi. Silindir işi tamam. Evet sağ olun. İndirim de yaptık. Evet. Ne diyorduk en son? İşte faydası çoktur. Midenin suyunu alır. Peki yağ var mıdır bunun? Genelde kuru yemişler yağlıdır ve cildimizde... Hayır yağ yoktur bunun. Yağsız yağ yoktur, bu? Yağsızdır. Kolay gelsin abla. Orada kes duruyordun. Duruyordun orada. Hı, evet. Biz ablalarla konuşurken benle konuşmuyor gibi bakıyordun orada. Hı hı. Ondan sonra ben dedim şu leblebiyi sen anlat dedim sana değil mi? Evet. Kim seni oradan aldı leblebiyi anlat dedi? Vallahi görüncelerim yengem. Kim dedi? Yengem dedi. Hayır seni oradan alıp gel şurada leblebiyi anlat diyen kim? Siz dediniz. Ben dedim. Evet. Bu ne yaptı?
O da kamerayı aldı. Ha, hiçbir şey yapmadı. Kukumav kuşu gibi durdu orada. Ha, sizi televizyona çıkartmak kimin fikriydi? Tamam, siz meşguldunuz. Ha, benim fikrim. Size... Leblebi'yi niye o götürüyor? El tamam. Altından leblebi veriyorsun. Ekibi birbirine düşürüyorsun. Tamam da sizin... Siz meşguldünüz. Neyin için... meşguldü? Başkanımla meşguldü. Keserdik çekimi yerdik be ablacığım. Bir kasayı bitirttir. Ha, hala. Puh, yazıklar olsun sana da ben. Vereyim. Vereyim, size de vereyim. Hayır hayır, bana verme. Vallahi yok vereyim. Yok, istemiyorum ben bundan sonra. Tamam, şimdi meşgul değilsiniz artık. Benimle meşgulsünüz. Tamam mı? Çökme ya, ip. Ağırlık çöküyor şu, bak, bak, bak. Titretme, yukarı, yukarı. Duramıyor ki herif. Böyle göbek oldu. Ondan sonra her gördüğümüz yerde hep sen götürüyorsun. Kameramana bir şey vermiyorsun. Ne ver? Vermeme gerek yok ki. Teyzeleri besliyorsun zaten. Kaburga dolmamız pişti. Şimdi sudan çıkartacağız kazandan. Fırına vereceğiz kızarsın diye. Seni merak ediyorum. Çocuk niye soru sormuyor ya? Ağın değil ya. Evet. Leblebi ya. Afiyet olsun. Ağın leblebisi bir yandan, kaburga dolması bir yandan. Allah bize geniş mide, size de sabırlar versin. Özür diliyoruz artık afiyet yani. Afiyet olsun. Bu şimdi fırına. Evet, haşlandıktan sonra. Fırına çıkartacağız. Tamam. Muş merkezde bir teyzem. Elinde çubuk, önünde de yünler. Yapağı mı deniyordu, ne deniyordu? Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin. Hoş gördük annesi. Ha. Nasılsın? İyi. İsmin nedir? Besra Geç. Ne? Besra Geç. Besra mı? He, Geç. Besra. He. Onu da ilk defa duyuyorum. Programın bir faydası da bu. Değişik isimleri öğrenmek. Ne yapıyorsunuz efendim burada? Burada en iyi yün çırpıyor. Yün çırpıyorsunuz. He. Bunları yataklardan mı çıkardınız? He. Yaza hazırlık, şey, kışa hazırlık mı bunlar? He. Ne, yıkadınız mı bunları? He. Nerede? Burada, evde. Evin önünde. He. Bunu ben Hasan Keyif'te gördüm. Batman'da, Dicle Nehir'de, nehir kıyısında yıkıyorlar. Burada akarsu yok mu? Yok. Daha zor olmuyor mu böyle hani taşıyorsunuz, yok. Kova kova su döküyorsun? Sabunlarla mı yıkadınız bunları? Yok. Sabunla ama böyle. Elde öyle yıkadınız. He. Çırptıktan sonra ne olacak bunlar? Ama çırpayım. Böyle kapayım. Peki bunları havalandırıyor musunuz tekrar? Hani ok şeklinde bir şey vardı. Böyle vururlar. Bing 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 bing. Bunlar böyle havalara uçar. İçime kırmaca eve. İçime kırmaca eve kurma. Kurban. Ha. Anlamadım. Yani havaya atıyor musunuz bunları tekrar? He. Çırpıyorsunuz. He. Sonra yorganın içine dolduruyorsunuz. He. Her sene zor olmuyor mu böyle anne be? Yok. Yapmak zorunda mısınız bunu? Yok, zor değil. Zor değil ki. Hayır, mecbur musunuz bunu yapmaya? He. Sebep? Sebep, aşk kendini korumuş bunu. Öyle. Temizlik yerine tamam. Hijyen sebebi. Kaç çocuk var? Çocuk... Şehzat zarı. Altı tane çocuk var. Torun? Torun maşallah pırı. Çorabı. Bilmiyor sayısını öyle mi? He. Dede sağ mı dede? Yok dede öldü. Allah rahmet eylesin. Bunu yapacak gelinin kızın yok mu senin? Gelin var, kızın var. Bilmiyorum yapayım. Bilmiyorlar. Öğretsen de. Senin sadece elindeki sopa sadece bunları çırpmaya yarıyor. Geline meline hiç kullanmamıştın sen bu sopayı, doğru mu? Yok. İyi kaynana dedikleri böyle bir şey herhalde. Kolay gelsin anneciğim.
Düğünlerde ve herhangi bir gerekçeyle çekimde aldığımız bütün paraları anında iade ediyoruz. Ama bu benim fikrim değil. Bizim yakıncı arkadaşlar iade etmenin doğru olduğunu inanıyor. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yo, kuş da uçuyor, kervan da geçiyor. Televizyon ekibi bile... Ya bu nasıl bir inceliktir? Nasıl bir... Allah'ım yarabbim, nasıl yani? Dayı ne zahmet ettin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş. Allah razı olsun. Dayım ne zahmet ettin? Bir de hediye paket yapmış. Ah dayım benim ya. Ya dayı ne zahmet ettin ya. Ya biz bunu hak edecek ne yaptık? Ne güzel hediye paket... Ne bu? Bu kovandır. Buyur. Şey ana arının kovanı. Can bu kadar kovan olur mu? Kovan dedim ama bu arkadaki kovanlar gibi bu, olur ya dayım benim ya. Şey geçici olarak bunu getirmişler. Bunu ana arı şey kovanları bölecek. Kovanları böldükten sonra bir tane ana arı kalacak bir kovanda. Bir kovanda ana arısız olacak. Bunu kovansız şey ana arısız kovana koyacak. Hemen birbirine alışırlar. Alıştıktan sonra yumurtlamaya başlar. Ana arı bu bir yandan öğretir arıları. Hemen böyle başlar daha gelişir. Şimdi bu ana arı mı? Evet. Bu ana arıyı orada kendi kendine doğmuyor mu? Niye alıyorsun sen? Yapıyorlar. Gecikiyor. Nasıl gecikiyor? Ana aşağı ilgili. Dur dayı, senin adın ne? Hulusi Aslaner. Hulusi. Evet. Senin adın ne dayım? Benim adım Şaban Saltık. Şaban Saltık. Dayı tanıyamadın bizi böyle bakıyorsun bize böyle. Güneş vur. Güneş. He. Evet. Bu nedir? Ne oluyor bunlar? Şimdi bunu araya verdiği zaman hemen gelişmeye başlar. Çalışır. Asker yapar. Arı askeri. Çalışırlar. Bu da içeride onları şey yönetir. Kraliçe arı mıdır? Evet. Şimdi? Evet. Bildiğimiz kraliçe arı bu. Evet. Ya bütün yavrular bu kraliçe arıdan mı? Evet. Hepsi. Evet, evet. Diğerleri ne yapıyor? Ameleler? O diğerler de işte çalışır, bal getirir, şey arı sütü getirir, bilmem bir şeyler yaparlar. Devamlı ana arı içeride kalır. Bu o an içerisinde. Çıkmaz mı? Gitmez yok, mi? Yok, hiç çıkmaz. Tam kraliçe yani. Evet. Ne zaman ölürse o zaman çıkmıştır. Ne kadar ömrü bunların? 5-6 sene diyorlar. Yaşıyor yani. Evet. Daha büyüyor mu bu? Yok. Kendine göre biraz büyüyor, o kadar fazla değil. Şaban emmi. Efendim. Sen aracılıktan anlar mısın? Biraz çakarım var. Ya çakar mısın çakmaz mısın? Evet tabii. Çakarsın. He. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben inan et bu muhitte ilk başlayandım. Fakat benim enerjim olduğu için ölüme kadar beni götürdü. Alerjim var senin? Tabii. Arıya alerjim he. Var. He. Onun için bıraktım. Seni soksa? Tabii. Bir tekan buradan soktu, şuradan soktu. Allah'tan aşağı işte doktorlar zor kurtardılar. Yapma be dayım. Kanaatin olsun. Bıraktın mı sen şimdi? Bıraktım. Aracılığı? Var, 3 tane var. Fakat ben bakmıyorum, başkaları bakıyor. Nedir aracı, ne yapar? Şimdi aracı bizim muhitin en gelirli, en iş veren bir aileye bir katkı yapan bir şeydir. Fakat tabii ki hakkından gelecek. Mesela şu arkadaş ana arısını almış. O demin söyledi 5-6 sene. Bu ana arının en fazla 2 sene geçtiği anda daha o çalışmaz. Tembellaşır. Katiyen yumurta yapmaz. Onun için her 2 seneden bir o anayı değiştirmen lazım. Soralım. Sen bunu biliyor muydun dayım benim? Evet. Biliyordun. Evet. Mecbur hani olmadı mı bekliyoruz. Olmazsa hemen değiştiriyoruz. Vata kendi öldürüyorlar. Baktı ki çalışmışsa. Arılar onu öldürüyor. Tekrar yeniden mama vuruyor. Vay be. Ana arı çıkarıyor. Bu arılar bizden daha mı demokrat? Arılar çalışmayanları başlarından atıyorlar. Abi arı Allah'ın bir vergisidir. Hiç kimse ona denk değildir. Allah'ın bir kudretidir. Arı. Tabii. Baktı ki baştaki çalışmıyor. Hah. Onu atıyor. Onu öldürür. Başka yumurta, kendisi yumurta kim koyar. Kim çalışıyorsa onu mu başa getiriyor? Yok. Ana arının yumurtası ayrıdır. Efendime söyleyeyim. Kendisi yavru bırakır. Yavru bıraktıktan sonra 21 günde onu çıkartır. Eğer satın almaz. Evet. Buranın balı meşhur mudur? Elbette? Çok. Çok manşur.
kanaatin. Anzer balı diyorlar. Mesela Artvin'de bal çok meşhur, balcılık. Şimdi burada kavan var. Bir de bu çam var ya. Çam balı, bir de kavan balı. Neye iyi gelir çam balı? Çam balı kokusu hoş. Efendim hastalık için çok mühim sayıyor. Hangi hastalığa iyi gelir Şaban emmi? Valla kansere iyi diyorlar. Efendime söyleyeyim. Varama iyi diyorlar. Ne bileyim bu hastalıkların çeşitler çok. Yani bal yiyeceğiz. Tabii. Eyvallah dayım benim. Ha. Çok memnun oldum. Teşekkür Şaban ederim. Ederim. Bu arada tehlikeli bir yerde duruyorsun. Kovanlar Allah korusun. Allah. Allah korusun. Çocuğa çıktı Allah, geldi Allah baba oraya gitme dedi de. Öyle mi dedi? De hadi. Hadi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin dayı. Ben seni şu Allah tehlikeli Allah bölgeden uzaklaştırayım. Elazığ Kovancılar Şenova'ya bağlı bir mevki var bu köyde. Amaret diyorlar oraya. Amaretin orada bir değil iki tane ulu çınar var. Memleketin hemen her yerinde bir çınar görmek mümkün. Ama bu kadar yaşlısını acaba görebilecek mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı emmi ne atsın? Sağ ol Hacı. Allah razı olsun. Bu çınarın elini öpemedik. Biz de bu çınarın elini öperiz. Öpeyim. Ulu çınar. İsmin nedir? Hacem mi? Mustafa, Hacı Mustafa Karabulut. Hacı Mustafa. Evet. Altın dişli Hacı Mustafa derler mi sana? Neyini? Altın dişli Hacı Mustafa derler mi? Anlamadım altını. Altın dişli Hacı Mustafa derler mi diyor? He. Bir, iki, bir gül hele bir. Hacem bir gül. Hele. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Senin adın artık kuyumcu Mustafa olsun. Mustafa diyor. Bir kuyumcunun vitrinini süsleyecek kadar altın var ağzında diş olarak. Ya öyle. Ne yaparsın ya canım? 9 tane diş var. Evet. 2 tanesini ödünç ver de İstanbul'a gideceğiz. Ha, iyi. Dişlerin diyorum 2 tanesini ödünç ver de İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a. Bu çınar kaç yaşında? Vallahi bilmiyorum. Ben ne bileyim. Ne bileyim, yeni görmüşüm bu sıralar böyle hayatta ben nümden derim erkek 200 senede fazla var. 200 senedir. Ha, 200 de muhakkak fazladır. Ya babam çok. Hacı emmi, muhakkak fazla çünkü bu en az bir 500 yılı vardır bence. Ha, aynı var. Senin yaş kaç? Benim yaş 90. Buyur. 90. 90 yaşındayım. 90'da ya bir tane fazla ya 1090 böyle bir şeyler. Ya maşallah dinçsin, kulaklar duyuyor, ayaklar yürüyor, hafıza yerinde. He. 90 yaşında bu kadar sağlıklı olmanın vallahi formülü nedir? Vallahi 90 yaşında bak Şeyh Said'in davası vardı ya. O Şeyh zaman, Said ayaklanmış. Şeyh Said Efendi'nin zamanında. Evet. Benim hatırıma geliyor. Nereye kadar kaçmışam biliyorum ha. Odur demek ki bak 82 olduysan söyle ki 7-8 yaşında da oluyordum o zaman. 7-8 mahkum. Sen çocukken Şeyh Said çocuk, isyanını çocuk biliyordun. He. Ne oldu o zaman? Neler yaşadın dayı? Onlar o kadar biliyorum ki onlar çok kusuk oturdular. Biz kaçtık köylerimizi yapı yaktılar. Dağa çıktık götürdük. Nereye kadar? Sivan tarafına götürdük. Bingöl hududuna kadar hatırıma dur oraya gitmişim. Bingöl'e kadar gittiniz. He. Bingöl hududuna kadar. Nerede kaldınız? Dağlarda mı yaşadınız? Dağlarda. Bir daha amir geldi dedi kim evlerin dibine gelirse biz karışmıyoruz. Öyle bir amir geldi bir daha döndü milletler. Herkes geldi evler harabe mirabe. Ondan sonra geldi yeniden bir daha evleri yaptılar. Bu dişler nereden, bu zenginlik nereden geliyor? Bu ondan altın veriyordu bize. Bak biz ondan götürür, ondan yükleri. Bak bir dakika. Ticaret yaptın yani ticaret, sen. Ticaret kabul senet. 9 sene külünçe 1200 sene altın ondan almışım, ate doldurmuşum, gelmişim buraya. Peki ne yedin, ne içtin? Ne yedin, ne içtin de bu kadar dinç kaldın? O kadar. Ne yedik, ne içtik. Ne o Allah'ın verdiğini yiyorduk, içiyorduk da. Tütün var mı? Cigara içiyor mu? Yok.
Cigara yok. Yoktu. Bir, uzun yaşamanın, sağlıklı kalmanın sırrı. Ha. Ulu bir çınardan. Bir, ha. Sigaradan uzak duracaksınız. Ha. Başka özellikle yediğin bir şey var mı? Pekmez, bal, yoğurt. Onları yerdik. Bal, pekmez. Ha. Yoğurt. Yoğurt da. Normal yağ yiyor musun? Margarin, ekmekler üzerine sürüyor. Yiyor. Yiyorsun. Şimdi yerim ha. Çok yer ama az yerim. Sık ve az. Vallahi işte. Ha. Ha. Okuma yazma biliyor musun dayı? Evet. Ne okula gittin mi? Diş yok, gitmedim, dişlerden alıştım. Dişten. Dayı sadece okuma yazma biliyor. Bir okul bitirmişliği yok. Fakat doktorların, diyetisyenlerin şimdi çok sık ama az yiyini çözmüş, hayatını uygulamış, bu kadar da dinç kalmış. Kardeş bundan sonra çok sık ve az yiyeceğiz. Ağanın yemekleri. Ağanda ne yenir, ne içir? Soralım. Ağanda katmer. Gördüğünüz gibi. Bu da asma yaprağından yapılan yaprak. Yaprak sarmasında kullanılıyor. Kaç tane yaprak bir araya geliyor da sarılıyor böyle? Şimdi var mı bir şey? Sade yaprak. Sade yaprak. Sade yaprak. Yok ben hakikaten sarma bu kadar sarma zaten. Bu hazırlanıp böyle bidonlara basılıyor. Sonradan kullanılıyor. Ümit. Bu lütfen ekleyiniz. O kabakla yapılan yoğurt karışımı sarımsak. Gördünüz değil mi? Gördüm. Yemiyorum. Faydalı. İşte onu görüyorsun, gitmiyorsun. Kameramana bir şey vermiyorsun. Çocuk dal gibi kaldı. Sen işte kilo aldın diye. Yok bunlar pay. Yemiyorum. Evet, sarımsaklı yoğurt. Yoğurt, bu kabak, kuru kabaktan yapılan kuranınız. Sır. Bu mercimek köfteniz. Hazır olduk. Sır değil. Komple. Balık. Balık. Kuranın ağının gölünden tutulan balık. Gölde balık var mı? Var. Ne? Var balık. Bu ne balığı? Valla bilemiyorum artık. Buyurun. Ozan balığı. Ver. Sizin isminiz efendim? Benim Kadriye. Kadriye Hanım. Evet. Kadriye Hanım, sınırınız şurası. Evet. Şuradan sonrasına çalışın. Bakın sözlüğe kaldıracağım. Ya iki dakikanızı almayacak, iyi çalışın. Sonra efendim yok haberim yoktu. Şunu soracağınızı bilin, anlamam. Oturun çalışın. Vaktiniz de var. Ümit ne yapsın? İlk tahtaya onu kaldırmışız. Buyurun. Ümit Hanım. Sazan balığı. Sazan balığı. Karası olmaz mı? Çok kılçıklı olduğu için. Çok kılçıklı değil de kızartma da daha lezzetli olur. Bu? O sarmamız. Etli sarma. Yapraktan. Bu yapraktan daha sarma. Bakmadan anladınız siz. Ben görünce dayanamıyorum. Devam edelim lütfen. Biber, kuru biberle yapılan dolması da var onun. Bu ne? Ne böreği? Bu şey, yoğurtlu köfteniz. Köfte yoğurtlu mi? Köfte, kısırlık, bulgurla yapılıyor. Cacık. O yok, ayranlı çorba mı? Bir şey tahmin edeyim mi? Sarma! O da mantarla yapılan sarma. Pancar? Yok, pancar değil. O bal şerbeti, kabak koymuş içine. İçli köfte? İçli köfte, kıyma, içine kıyma koymuş. Dışı da bulgurla yapılmış, köftelik bulgurla. Hadi buna ne diyeceğim? Rezil ettiriyor. Kaşık! Kaşık! Çalıştınız mı? Bu nedir? Pekmez mi? Bu pekmez. Oh bak yapacağım. Bu masada şansı tuttu. Pestil. 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 Sucuk. Sucuk. Morçik. Evet orçik. Dışında biraz. Ne var? Dışında pek bir şeyden yapılıyor. Üzümden yapılıyor. Bulamaç yapılıyor. Üzümden işte. Kayısı. Bu da kayısı. Ağın leblebisi. Ağın tarhanası. Ayran. Üzüm. Bu da gelin helvamız. Buyur. Gelin helvamız. Bu gelin helvamız. Kızlar gelin oluyor. Tamam. Evet. Gelin helvasının üzerine şoray yazmak gerekiyor. Gelin miyim ben? Gelin değilsiniz de. Damat helvasının üzerine şöyle yazıyorsunuz. Gelin helvasının üzerine şöyle yazılır mı? Bu da eriştemiz.
Erişte bu mu? Ha, eriştemiz bu. Bunları tek tek yapıyorsunuz değil mi? Evet, bıçakla kesiliyor. Üzüm biraz kendini mi çekmiş, ne olmuş? Üzüm, bir senelik üzüm. Eylül'de toplanıyor bunlar. Ekim'de bu zamana kadar kalıyor üzümlerimiz. Nasıl yani? Bu zamana kadar yani seriyoruz evlere. E bu 3 gün önce toplanmış. Hayır, 3 gün önce değil. Ekim ayında topluyoruz bunu. Geçen Ekim. Evet, geçen Ekim'de Mayıs ayına kadar kalıyor üzümlerimiz. Ama sanki 3-4 gün önce toplanmış gibi. Hayır. En fazla bir hafta önce. Hayır, evlerde saklı. Tarladan çıkmış gibi. Evlerde saklıyoruz bunu. Halise Hanım'ın uzun uğraşlar sonucunda yapmış olduğu kaburga dolması burada. Evet. Pişti. Pişti. Fırına koyduk. Evet, fırına nihayetinde koyduk. Kızardı. Üstüne bir şey sürmüşsün galiba, salçayla yoğurt. Evet. Ben sana başından beri ne diyordum Halise anne? Kaburga dolması ile ilgili bir tarifim olacak dedim mi demedim? Evet, evet. Hatırladın mı? Evet. Şimdi gelelim benim tarifime. Efendim. Kaburga dolması yapıldı. Evet. Kaburga dolması için bir tane çatal alıyorsunuz. Çatalı ete batırmak suretiyle, eti hafiften alttan kaldırmak suretiyle. Tarifi iyi dinleyin. Keselim lütfen o kısımdan, arka kısmından. Bir parça etini alıyorsunuz. Ondan sonra çatalı yukarı doğru tutuyorsunuz. Dudaklar diş hizasına, yani dişler açılacak şekilde açıyorsunuz böyle. Yani tam görünmeyecekler. Tam yani öyle görgüsüz gibi açacaksın. Çatal dişlerine arasına koyacak. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu kadar. Bir ucundan tadımlık. Ellerinize sağlık. Geri kalan büyük parçalarsa artık bundan sonra kıymetli. Üçüm gel. Kastamonu'ya gidecektik. Bütün organizasyonumuzu ona göre yaptık. Tüm Kastamonulara da haber verdik. Bütün belediye başkanlarına, köy muhtarlarına vesaire. Onlar bizi beklerken Fırat Üniversitesi dedi ki gelin. Hayır, gelmeyiz dedik biz de. Söyleşi var dediler. Biz de ne dedik? Şimdi gideceğiz orada, muhabbet edeceğiz. Fakat dediler size ödül vereceğiz dediler. Biz dedi uçtuk yani. Abi uçtuk. Parası sen mi? Bayağı benim gördüğüm kadarıyla bayağı para ödüyoruz. Eğer bir yoksa... Düğünlerde ya da herhangi bir gerekçeyle çekimde aldığımız bütün paraları anında iade ediyoruz. Ama bu benim için değil. Bizim yakıncı arkadaşlar iade etmenin doğru olduğunu inanıyorlar. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Ladies and gentlemen, I just want a special thanks for first of all to my family and my daughter. Çok çok teşekkürler. Her ödül aldığımda Oscar ödülü için yaptığım konuşmayı yapıyorum. Bir gün inşallah. Benim üniversite Marmara'ydı ama iletişim fakültesi mezunu bir arkadaşınız olarak çok çok teşekkür ediyorum. Üniversitelerden ödül almak en keyiflisi. Bu bireysel anlamda katılıp elime aldığım, bir üniversiteden aldığım ilk ödül. Hiçbiriniz unutmayacağım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu
burası bir kampüs tarla.